Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Miraç dönüşü, müşriklere Miraç hadisesinin anlatışı ve müşriklerin bunun üzerine e, delil istemeleri, deliller istemeleri ve Peygamber Efendimize e, Beytül Makdis'i sormaları bahsinde kalmış idik. Evet Deliller yönelttiler. Miraç'ın zevkinden, güzelliklerinden hissedar olmak yerine nasıl bize bu işin olduğunu ispatlarsın diyecek Dereke de küstahlık gösterdiler. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kafilelerin yolda rastladığı kafirlerin durumundan haber verdi. E, suyunu içtiği kabın üzerine örtüşünden haber vererek su kabında su olmadığını haber verdi. Öyle çıktı. Başka bir kervanın önündeki alacalı deveyi ve onun yüküne haber verdi. O da doğru çıktı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Beyt-i Maktis'ten sordular. Bir rivayette de yine e, diğer kitaplardan da bizim edindiğimiz malumata göre iki can Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine yakındaki bir kervenden bahsediyor. Hat, hat, belki de burada önündeki alacalı devenin olduğu kervanın bu olduğu da e, düşünülebilir. Fakat e, bu şekilde yazmıyor. Şöyle yazıyor diğer eserlerde. İki can server Efendimiz belli bir mevkide yine bir kervanın bulunduğunu söyleyince oradan hemen birisi diyor ki ha o kervan buraya e, aşağı yukarı bir günlük mesafededir." Yani bir gündüz içerisinde sen bunu gece gördüysen akşamleyin burada olmaları lazım. Çünkü konaklamalar olduğu için yakın bir yerde konaklamıyorlar. Belli konak mesafeleri var. Sabah orada bulunanlar hiçbir yerde konaklamadan akşamına Mekke'ye gelirler. Karanlık basması tehlikeli çünkü Badiye'de. Badiye diye etrafta izin tozun olmadığı, vahanın bulunmadığı, yırtıcı hayvanların dolaştığı sahraya, efendim alana Badiye deniyor. Çöl. Ama yani çölün iyice taşra kısmı. Ot bitmez, nebat bulunmaz yırtıcı hayvanların, tehlikelerin, yılanların, akreplerin bulunduğu yer. O sebepten böyle geceliğin emin olmayan yerlerde konaklamıyor kervanlar. Böyle bir yerde dururlarsa onlar ne yaparlar ederler? Karanlık basmadan Mekke'ye ulaşmaları lazım. Kervancı başının şeyi. Yani böyle düşünüldüğünde aynı nasıl şu saatte kalkan uçak şurada bulunur, şu saatte kalkan otobüs, İstanbul'dan Ankara'ya şu saatte gider diye bir saat limit konuluyor. Bunun dönüşleri vesaire de ona göre ayarlanıyor. O zamanın ulaşımında da böyle bir şey var. Neyse uzatmayalım sözü. Akşama burada olmaları lazım diyor. Hiçbir kimse yakın bir mesafede akşam oluşunun riskini göze almaz. Efendim ve akşamı da başka bir yerde geçirmek üzere kalmaz. O hakik burada olması lazım akşama diyorlar. Tamam diyorlar bir kişi gönderiyorlar. Seniye tepesine veya Ebu Kubeys tepesine bir kişi gönderiyorlar. Diyorlar ki bak bakalım oradan kervan gelecek mi? Var mı böyle bir şey? O orada bekliyor. Bir başka kişi de güneşin batışını bekliyor. Yani güneşin batışının gözüktüğü yerde ayrı bir yerden gözüküyor demek ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi yalancı çıkartmak için bu gayretleri yoksa böyle onu tasdik etmek için bir arayış içerisinde değiller Ama nasıl olur da mahcup ederiz diye güneşin batışını bekleyen kişi bağırıyor güneş battı diyor güneş battı diye bağırırken öteki adam kervan gözüktü diyor fakat bu arada derler ki kervan bir aksilikten dolayı veya işte bir şeylerini kaybettikten dolayı zorunlu bir mola vermişler. O moladan dolayı akşamleyin güneş batışından evvel, güneş batımından hemen evvel Mekke'ye girmeleri tehlikeye düşmüş. Habibi Zişan'ı sebebi icadı alem ve fahri alem rahmetellil alemin efendimizin mahcup olmaması için Cenab-ı Hak o kervan mola da bulunduğu müddet içerisinde yola koyuluncaya değin zamanı durdurduğunu rivayet ediyorlar. Bunu efendim sahih sayılabilecek ve salih olarak bilinen alimler söylüyor. Güneşin zamanın bir miktar durması hadisesi başka peygamberlerde de zuhur etmiştir. Dolayısıyla Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde böyle bir şeyin zuhuru mümkün değil gibi düşünmemek icap eder. Hemen şu anda hatırımıza gelen Hz. Yuşa aleyhisselam zamanındaki hadisedir. Musa aleyhisselamın söylediği emre riayet etmeyerek savaşmayan e, o Yahudiler Musa aleyhisselamın lanetine hani çok peygamber geldi diye övünüyorlar ya birçok peygamberin laneti almış üzerindedir o kavmin. Yani çok peygamber gelmiş doğru hepsi de beddua etmiştir. Yani bir tane peygamberlerinde memnun göndermemişlerdir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi benle kavmimin arasını aç artık ben Harun'dan başkasına söz geçiremiyorum. Fakat beni de Beyt-i Maktis'e yakın bir civarda hatta bir rivayette işte bir taş atımı mesafede beni bir atımlık mesafede beni yaklaştır kabrimi diye dua ediyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın sözünü dinlemeyen o nesilden Allah Teala Yuşa aleyhisselamın emrine o çölde perişan olan hadise uzundur oraya girmiyorum merak edenler lütfen baksınlar Maide suresine baksınlar yine Yahudiler hakkındaki Beni İsrail hakkındaki ayetlerin sebebin üzüllerine baksınlar orada bulacaklardır ama bilhassa Maide suresinin tefsirinde muhakkak surette bulurlar eğer merak edip bakarlarsa hatta o nesilden gelen Beni İsrail evlatları kokarmış. Leşten çürüyüp çürümüş halden Allah tekrar diriltip Yuşa Aleyhisselam onları ümmet ettiği için o nesilden gelen Beni İsrail evlatları Beni İsrail evlatları iki tane oluyor ama o İsrail oğullarının evlatlarının teni kokarmış. Yani hamamdan çıksın tertemiz yıkansın teninde koku olurmuş. Yani bu da bir alamettir şimdi Yuşa Aleyhisselam'ın emine tabi oluyorlar tabi tekrar helak olmamak için çünkü zaten o halden dirilmişler getirilmişler karşısına Beni İsrail'de şeriatında geceliğin savaşmak haram şimdi onlar ne bayram dinliyor ne seyran dinliyor ne gece dinliyor ne gündüz dinliyor da şeriatlarına uymuyorlar geceliğin savaşmak Musa'nın şeriatında haram Yuşa aleyhisselam savaşırken Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunuyor. Ya Rabbi şunların içini bitirinceye kadar gündüzü uzat. Ve Allah Teala güneşi bir müddet muallak halde. Yani zamanın akmayacağı şekliyle güneşi batmayacak şekilde Yahudiler Beni İsrail savaşı kazanıncaya kadar Cenab-ı Hak güneşi batırtmıyor. Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın mucizelerindendir bu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mahcup olmaması fikri sahadaki cihadında cephede bir zayiat almaması için o kervan vakitli gelsin diye bir müddet zamanı durdurduğu hadisesi rivayet edilmiştir. Bir yerde daha yine zamanı durdurulmasıyla alakalı bir hadise var. Onu burada zikretmeyeceğiz. o da bir ganimet dağıtımı esnasında Hazreti Ali Efendimizle aralarında olan bir hadisedir. Şimdi Böyle olduğu gibi Beyt-i Maktis'ten. diyorlar ki madem sen Kudüs'e gittiğini söylüyorsun Beyt-i Maktis peki anlat bakalım bize orayı diyorlar. O bahsi istiyorsanız kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatmak için sadece o paragrafı okuyup ondan sonra devam edelim. Eyvallah. Resulullah Efendimiz gittim tarif edebilirim cevabını verdi. Bundan sonrasını Efendimiz şöyle anlatır. Onların yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Makdis'in kaç kapısı var diye sormuşlardı. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Kim sayar? Yani daha belki konuşmamızda da söyledik beş vakit namaza çıktığınız caminin kaç tane penceresi var diye sorsalar bilemezsin. Yani zaten caminin penceresiyle uğraşırken namazın ifsadı olur. Camiye gidip de şey yapmak için değil ki hadi latife olsun diye kıymetli dinleyicilerimize arz edeyim. Bazen Süleymaniye Camii'nde efendim Fatih Camii'nde böyle büyük camilerde derslere giderdik, sohbetlere giderdik. İlla böyle değişik insanlar gelirdi dışarıdan. Tabi onlara da hak vermek lazım. Şimdi gelmiş, memleketinden gelmiş, köyünden gelmiş, böyle bir yeri ziyaret etti. Büyük bir camiye gittim diyecek. Ne kadar büyük diye soracaklar. Hazret, o gelen hazretler muhakkak yani her gittiğim Süleymaniye Camii'nde her derse gittiğim zaman muhakkak bir kişinin böyle camiye adımladığını görmüşümdür. Hatta bazıları bizim böyle bak yine sayacak diye tecessüs etmek maksadıyla değil, incitmek maksadıyla değil ama Hani bir adam böyle telaşlı telaşlı yürüyerek gelirdi caminin ön duvarına. Bizi görünce birden hızını keserdi. Utanırdı bizden. Ama biz tabi onun niyetini çok evvelden de hep gördüğümüz için camiye adımlayanları. Biz birazdan bal gibi de bilirdik onu. Sırtını dönecek ve adımlamaya başlayacak diye. Nitekim biraz oyalanırdı. Biz böyle kendi işimize dalar gibi görürse uzaktan hemen sırtını duvara dayar başlardı böyle 1-2-3 diye camiye adımlamaya. <laughs> evet. ...çünkü anlatacak o... ...yani ben işte böyle bir camiye gittim... ...şu kadar adımdı diyecek... ...fakat... E, ...bunu bir fazilet olarak söylemiyorum... ...hiç aklıma gelmedi fakirin... ...yani o kadar zaman gittik... ...derse girdik efendim sohbet... ...dinledik... ...bir günde şu cami ben de bir adımlıyım... ...diye düşünmedim yani... ...aklımıza gelmedi... ...ama insanın işte şeyi... ...şimdi Be Beytü Makdis'te... ...Enbiya'ya imam olmuş... ...o kısmına hiç bakmıyor... Peygamberlerin imam olduğum diyor Hazreti Fahri Alem. Peki diyorlar sen şimdi pencereyi söyle bize. Bir adam cemaatken bakamaz sağına soluna. İmamken nasıl baksın? Allah Teala karşısına getiriyor. Böyle baka baka sayıyor Hazreti Fahri Alem. Pencereden mi soruyorsunuz? Baktım diyor saydım söyledim. Kapılarını görüyorum diyor. Demek ki o sadece bir cepheden de gösterilmiyor. Nasıl görülmesi icap ediyorsa nasıl görülmesi icap ediyorsa alimin tarifini yaparlar alim derler bir eşyaya bir objeye veya bir hadiseye altı cihetten bakabilirmiş gerçek alimler eskiden öyleymiş felsefe vesaire falan diye konuşulan şey de bunu zorlayan bir ilimdir ama gelecek nokta budur bir eşyanın veya bir şeyin veya bir fikrin altı cihetini görürlermiş baktıkları zaman o yüzden alimin feraseti hele hele arifin feraseti farklıdır. Zahirde bakışı bile bizim gibi değildir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi size baktığımda sizin bir yönünüzü ve çenizi görüyorum. Öyle bir bakış düşünün ki sağınızdan, solunuzdan, üstünüzden, altınızdan, arkanızdan, altı yönünüzden, içinizden, dışınızdan sizi fark edebildiğini düşünün karşınızdaki zaten. Bu acayip bir şeydir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e birçok eşyanın hakikati gösterildiği gibi eşyanın hakikatinden ziyade yine bir hakikate bina edilen eşyanın zahir hakikati de gösterildi. Belki oraya gidip görenden daha farklı bir şekilde. Oraya giden kişi arkadaki kapıyı dönmeden göremez. Öyle bir gösterildi ki zahirinin hakikati gösterildi zahirinin hakikati gösterildi. Oraya gidip de göremeyen adamın bile göremeyeceği şekilde gösterildi. Evet. Beytül Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını birer birer saymaya ve bildirmeye başladım. Evet. Bunun üzerine müşrikler vallahi tas tamam ve doğru tarif ettin dediler. Çünkü onlar da gittiğinde ya bu mübarek Beytül Makdis burada nice enbiya gelmiştir. Nice zatlar geçmiştir. Şurada bir gözyaşı dökelim demeyip de sadece girdiklerine pencerelerini kapılarını saydıkları için tamam doğru tas tamam söylüyorsun dediler. An anlatabildim mi şeyin latife kısmını? Yani onlar peygambere baktığında Abdullah'ın yetimi diye bakıyorlar. Abdullah'ın oğlu ne zaman peygamber oldu? İşte bizim gibi kaşı var, bizim gibi gözü var. Ne kadar boyu ona baktılar. Nasıl konuşuyor ona baktılar. Şekli nasıl ona baktılar. İşleri bu. Zahir perest. Zahir perest put perest demektir zaten. Evet. Buna rağmen iman etmediler. Çünkü iman gaybadır. İman gaybadır. Zahiri bağlar ama batını bir hakikattir. Zahiri bağlar ama batını bir hakikattir. İmtihandır. İman gaybadır. Gayb olana iman edersen Allah sana hem kendi zahirliğini hem eşyanın zahirini ve batınını gösterir derler. Evet. Mekke halkı arasında gönülleri İslam'a ısını vermiş fakat Miraç haberiyle birden şaşırıp kalan kimseler de vardı. Bunlar bu haberi duyar duymaz derhal Hazreti Ebubekir'e koştular ve "Ya Ebubekir" dediler. "Arkadaşının işinden haberin var mı? O bu gece Beytül Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi." Aman burayı çok dikkatli dinleyin kıymetli dinleyiciler. Burası çok güzel, çok güzel bir yer. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet. Siz bunları ondan mı duydunuz? Evet dediler. Aynen ondan duyduk. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vallahi dedi. O söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşmayın. Sonra da kalkıp doğruca Resul-i Kibriya Efendimizin yanına gitti ve "Ya Resulallah, sen şu halka bu gece Beytül Makdis'e gittiğini söyledin mi?" diye sordu. Peygamberimiz evet deyince Hazreti Ebubekir, "Doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederim." dedi. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine "Ya Ebubekir, sen zaten sıddıksın." buyurdu. Evet, sen zaten Sıddık'sın. Bundan sonra Hz. Ebu Bekir Efendimiz hep Sıddık ismiyle tesmiye edilmiştir. Bir başka şekliyle şöyle anlatıyorlar. Hz. Ebu Bekir Efendimizin gayba imanı, gayba imandan gördüğü hakikati öyle bir mükemmelliğe erişmişti ki, kendisiyle konuştuğu halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisiyle konuştuğu halde inanmayan insanlar bir tarafa Hz. Sıddık-ı Ekber henüz daha Hz. Fahri Alem'le konuşma fırsatı bulamadan ona iman eden bir Hz. Ebu Bekir bir tarafta. Şu hadi, bu hadisi şöyle anlatırlar. Ara bitmeden de onu anlatmış olalım. Hz. Ebu Bekir'e gelip de böyle böyle dedi senin arkadaşın dediğine siz mi uyduruyorsunuz yakıştırıyorsunuz kendisi aynen böyle söyledi mi hayır diyor aynen böyle söyledi hani diyorlar ki aynen böyle söyledi dersek Hz. Ebu Bekir de bu işe şaşıracak belki o da davasından dönecek demek için aynen böyle söyledi diyorlar üstüne basa basa He, aynen böyle söyledi tamam o söylediyse doğrudur diyor bu arada Cebrail aleyhisselam Hazreti Fahri Alem'e geliyor. Hazreti Ebu künyesi Sıddık'tır ya Resulallah. O seni görmeden bu fiilini tasdik etti. Allah ona Sıddık ismini tesbih buyurdu. Ve iki can serveri Efendimiz'e geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu mütebessim bir çehreyle zaten hep tebessüm ediyorlar ama ziyadesiyle mütebessim bir çehreyle karşılamışlar. Böyle böyle oldu mu ya Resulallah? Evet. Sen Vallahi doğru söyledin dedikten sonra sen zaten sıddıksın diyor ve hikmetini anlatıyor. Cebrail daha sen gelmeden senin bu şekildeki tasdikini bize haber verdi diyor. Sıddıkların imanından haberdar olan bir nebi zişanımız var. Kendisiyle konuştukları halde ona sadık mısın değil misin diye baktıklarında bir haber olan insanlar da var. Kim sıdk ile ihlas ile Hazreti Fahri Alem'e iman eder, ve sadakatini ister huzurda ister gaybda gösterirse ister aleni ister tenhada ister hafi ister cehri bu sıddıkiyetini gösterirse muhakkak surette kendisine yar ve yardımcı olarak o tasdikini o kabulünü görecektir Allah Resulü'ne aşina olacaktır yalnız Miraç tabi burada Sıddık Ekber Efendimizin tasdiki meselesiyle şu ufacık bir noktayı söyleyeceğim. Sonra Miraç'la alakalı biz hemen bitirmeyelim. Eyvallah. İkinci bölümde devam edeceğimiz bir nokta daha var. Namazla alakalı. Namaz meselesiyle alakalı. Ama ondan evvel şunu söyleyelim ki işte bak Hz. Fahri Alem'in güzellikleri dahi yine bir insanla biliniyor. Biz Hz. Sıddık-ı Ekber vesilesiyle Fahri Kainat Efendimiz'e nasıl hürmet etmemiz gerektiğini öğreniyoruz yine insan insanı terbiye ediyor ve o insanlardan biz Hazreti Peygamber'i öğreniyoruz. Dolayısıyla bir kişi değil Kur'an-ı Kerim bana yeter Peygamber bana lazım değil demeyi bir kenara bırak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bile yalnız öğrenmek bir insana yetmez. Hazreti Ebu Bekir de bilecek Hazreti Ömer'i de bilecek Hazreti Osman'ı da bilecek Hazreti Ali de bilecek yani sahabe-i kiram hazretinde bilecek ki fahri alem Efendimiz'i tanıyabilsin ona yakın olabiliriz. Eyvallah. Miraç bahsi bu programda yine devam ediyordu. Bitirecek miyiz abi devam edecek miyiz? İkinci bölümle alakalı birkaç şey daha söyleyeceğimizi e, ifade etmiştik Eyvallah. kıymetli dinleyicilerimize. En son Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Sıddık mahlasını, Sıddık lakabını nasıl aldığı mevzu bahisti. Hatta ilk bölümde onu söyleyemedik şunu da arz edelim. Cenabı Hakk'ı tasdikinden ziyade... Yani ziyade burada şey manasında söylemiyorum. Yani Allah Teala'nın birliğini, tevhid inancını tasdikinden dolayı sıddık değil. Yani yanlış da konuşmak istemiyorum açacağım. Sıddık mahlasını fahri alemi tasdik ederek alıyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Yani Resulullah'a sadık oluşu sayesinde Cenab-ı Hak onu sıddık ismiyle tasdik ediyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam da Fahri Alem Efendimiz de. Sıddık. Neyin üzerine Sıddık? mirac Neb miracın Nebi'yi tasdik ederek Sıddık bayrasını alıyor. Sıddıkiyet payesini Fahri Alem'i tasdik ederek alıyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Çok dikkate şayandır bu. Sıddıkiyet mertebesine ve mertebesine Resulullahsız çıkılmaz demek ki. Resulullahsız o mertebeye çıkılmayacağına işaret bu. Zaten nebilerin en yakın varisleri sıddıklardır. En yakın varisleri. Nübüvvet makamından sonra, nebilik makamından sonra bir kişinin nail olabileceği en yüksek makam sıddıkiyettir. Her veli sıddık mertebesinde değildir. Bakın dikkat buyurun ne konuşuyoruz. Her veli, veli, evliya deriz yani. Her veli sıddık makamında değildir. Her veli sıddık makamında değildir. Fakat her sıddık muhakkak surette Allah velisidir. Velayetin üstünde bir makamdır. Velayet, şehadet, sıdkıyet ve nübüvvet. Nübüvvet Hatemü'n-nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem efendimize nihayete ermiştir, hitame vermiştir. Onun o nebilerin gerçek varisleri sıddıklardır. Sıddıklar insan kamil mertebesinde ve insanlığa nebinin bir nebinin nübüvvetin güzelliklerini sunmak, yansıtmak, bahşetmek adına dünya üzerindeki en makbul insanlardır sıddıklar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mukarrabin olanlar. Mukarrabini Allah ve yani mukarrabini Resulullah olan kişilere sıddık denir ki Kur'an-ı Kerim'de sure-i kamerde fi mak'adi sıdkın inde melikim muktedir diyerek Cenab-ı Hak onlara hususi makamların şu anda hazır olduğunu sıddıkların cemalullahı müşahede için hususi makamları olduğunu dahi tefsir buyurmaktadır. Bir de ebrar vardır. Bunları Mutaffifin suresinden ve Kamar suresinin son ayetinden araştırarak efendim şey yaparlar inşallah bulurlar. Fakat işin bir zevki tarafı da var. Rabbül Evvel ayı hürmetine müsaade eder misiniz? Böyle nebilerin her hali sıddıkiyetin nişanesidir. Yani bu hususi bir malumat. Kitaplarda yok bu. Sohbet mahsülü. Nebilerin her hali sıddıkiyete nişanedir. Nebiler Allah Teala'nın en sadık kullarıdır salihleri, salihlik makamları onların sıddıkiyetteki salihlik makamlarıdır. Ya mesela bir kişi için salih denildiğinde veli manasında kullanılır. Bir nebi için salih kullanıldı sıddıkiyet manasıdır. Her hareketleri sıddıkiyet kokar. Her hareketlerinde bir sıddıkiyet eseri vardır. Kime karşı? Allah'a karşı. Dolayısıyla bir nebinin bir halini tasdik etmek, bir nebinin bir halinden feyiz alarak o taraftan o neşeyi alabilmek de insan sıddıkiyet makamına erer ki Resulullah Efendimizin bir halini tasdik ederek Hazreti Ebu Bekir Sıddık ismini almıştır. Peygamberin gelişi sıdıktır, gidişi sıdıktır, yürüyüşü sıdıktır, lisanı sıdıktır, oturuşu sıdıktır, hepsi sıdıktır, sıdık. Telaffuz edilmiyor. Telaffuzu bile zor bak, nerede kaldı ki hali yaşarması? Estağfurullah. billah. Ve kur rabbi edhinni mudhala sıdkın. Ve ahricni muhraca sıdkın. Diyor. Onların sadık kulvat vaad deniyor. Vadi sadık. Kelamı sadık. Fi mak'adi sıdkın inde ki muktedir. Her haliyle sıdk olduğu için sıddıkiyette karar kılmıştır. Nebilerin her halinde, her fiilinde sıddıkiyet kokusu vardır peygamberlere çok yakın olan insanlar da o yüzden sıddıklardır. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Evet. Bu kadar söylemiş olalım. Şimdi ikinci bölümde namaz müminin miracı derken namazın müminin miracı oluşunda farklı farklı haller var. Fakat namazın müminin miracı oluşunda bir eserde ettehiyyatü meselesidir. Biz tahiyyata oturduğumuzda Namazın müminin miracı olduğunu bir defa daha müşahede ederiz. Niyetle tekbirle girdikten sonra ayrıca tahiyyatta artık selam. Yani tahiyyat namazın marifet makamıdır derler. Namazda alacağını alırsın artık. Ondan sonra da selam dersin zaten. Namazdan fario olursun. Ve ondan sonra da namazın tesiriyle diğer namaz vaktine kadar hep huzurda olduğunu müşahede tadıyla, zevkiyle yaşarsın. Tahiyyattadır sırrı derler. Neden? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. cenab sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine dediğim gibi bugünkü böyle sohbet işin zevk kısmına ait olacak. Zevk kısmına ait olacak. Hani bülbülü şakırken acaba hangi perdeleri, hangi boğazının hangi yerinden çıkartıyor diye sen güzel güzel öten bir bülbülü neşteri vurup da şunun boğazına bakayım dersen o nameleri duyamazsın. İşin zevkiyle alakadar olacaksanız imani kısmıyla ve o zevkiyle alakadar olacak olanlara bu sohbet konuşma şekli haddimizi aşıyoruz belki ama o tatla dinleyenler dinlesin. Sonradan bülbülün neresini keserler o benim şeyim değil saham değil onu işin ehli bilir. Efendim o ayrı bir cerrahi müdahale ister. O da ayrı bir bahistir. Şimdi Ettehiyyatü meselesinde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Siddetül Münteha'nın bulunduğu yani mahluk çerçevesinin bittiği ve Halik semtine ancak Halik'in hudutlarının bulunduğu yere dahil olurken orada söyleşilen şeyleri lafızla söylemek yok Belli bir cihetten ses gelmiyor. Bir hurufu lafzı saftı diyor ya Mevlid'de harfsiz, safsız, lafısız olarak konuşma oldu. Yoksa alıp da ne haber? Nasıl sıfadan gibi bizim konuşmamız gibi değil. Depreşen bir dil yok. Dudak yok. Nasıl oldu konuşma? Ne bilelim. Konuşma oldu. Fakat o kelamı işitmeden evvel mukarrebin olan Melaike-i Kiram Hazeratı Cebrail Aleyhisselam'ın şahit olduğu Sidretül Münteha denilen o sınırın sınırında bir konuşma şekli var. Nedir o? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya dahil olurken ettehiyyatü lillahi her türlü niyaz her türlü övgü her türlü tahmid ettehiyye tahmidden öte midir? Belki değildir. Ama tahmidin meyvasıdır o da. Ettehiyyatü ne demek? En has, en muhabbetli olan hamdlerin hepsine ettehiyya denir. Ettehiyye Ettehiyyatu Lillahi En içten en samimi En makbul olabilecek olan Dua, niyaz, tedarrul, Medih, sena Övgü, hamd Hepsi lillahi Allah içindir O salavatu Namazlar, dualar, namaz başta olmak üzere Her türlü salat Her türlü tazim harekatı Sözü, fiili, niyeti yine o Allah içindir. Ve tayyibat, her türlü güzellikler. Şanına hiçbir şekilde noksanlık isnat edilemeyeceği gibi onun mükemmel gördüğü bütün fiiller, bütün hareketler, bütün güzellikler ancak ve ancak lillahi. Kendisi hakkında düşünecek şeyler de, isimler de, sıfatlar da, fiiller de bizden zuhur eden en güzel kabul edilen şeyler de lillahi ancak Allah'adır diyor peygamber. Ve bunu Melaiki Kiram Hazreti işitiyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat peygamberin sözüdür. Tahiyyatta. Peki. Şimdi tahiyyatta ikinci cümle var. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Hakk'ın hitabını duyuyor Melaiki Kiram Hazreti. Resulullah Efendimizin nezdinde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Esselamu aleyke. Selam sana olsun. Ya eyyühen nebiyyü. Allah Allah. Kaç tane edep var. Konuşursak bu da bugün de bitmeyecek. Konuşalım mı? Eyvallah. Esselamu aleyke. Bir kere selam veriyor Allah. Neden? Bakın sünneti senin yede de adet nedir? Usul nedir? Binekli olan kişi yaya gidene selam verir. Yürüyen kişi oturana selam verir. Kalabalık aza selam verir. Neden? Allah selamını verecek. Şekil olarak daha yukarıda olan kişi, daha yukarıda olan kişi, cemaat olarak, konum olarak, hatta yaş bakımından. Mesela küçük büyüye selam vermez. İslam şeyinde. Büyük küçüğe selam verir. Allah'ın selamını söyleyecek ya. Büyük verir. Biz onu şey anlarız yaşlı pirifani bir sakallı zat böyle düşünün bir ihtiyar amcamız geliyor çıkmış karşıdan geliyor sen de Mustafa'cığım kaç 20 yaşında mıydın sen İşte işte o civarda 20 yaşında sen de karşıdan geliyorsun o yaşlı beyefendi hacı amcamız sünneti seniyeye muvaffık hareket etmek istiyorsa seni gördüğünde o sana selam vermesi lazım o sana selam verecek Allah'ın selamını söylüyor çünkü esselamu aleyküm diyecek sen de ve aleyküm selam diyeceksin. Büyük küçüğe selam verir. Eski meydan terbiyesinde de meydana teşrif eden büyük kişi cemaati selamlar. Sebebi odur. Büyük küçüğe selam verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tahiyyatla tahmidle bütün beşeriyet namına Cenab-ı Hakk'a tazim ediyor. Fakat selamı Allah veriyor. Çünkü Allah büyük. Anlatabiliyor muyum? Allahu Ekber. Esselamu Aleyke. Zatı, mahs zatına mahsus şekilde selam veriyor. Ya Eyyühen Nebiyyü. Ya Muhammed değil. Ya Muhammed değil. İsmini hitap etmiyor. Kur'an-ı Kerim bize edebi öğretmektedir. Sahabe-i kiram hazretleri Kur'anla edeplenen çünkü Kur'an Hazreti Resulullah'tır o Kur'an'la o Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan sahabi de bize öğretmektedir ki Resulullah Efendimiz'e hiçbir mümin Muhammed diye hitap etmemiştir. Müşrikler hitap etmiştir. Ya Muhammed bize bunu anlat demişlerdir. Muhammed ismiyle hitap edenler tek tük de olsa Suriye Hucurat'taki aleni emirle Resulullah'a kendilerine birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmeme kaydını ve böyle yaptıklarında amelin tamamen boşa gideceğini, hacılarının, zekatlarının, namazlarının, cihatlarının sıfırlanacağını Cenab-ı Hak beyan ettiği için Muhammed diye hitap etmemişlerdi. Ya Muhammed diye. İslam büyükleri de aynı şekilde Ya Resulallah, Ya Nebiyallah demiştir. Hiç mi denmez Ya Muhammed diye denir cümlede översin, 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 översin en sonunda Muhammed dersin. Ya Muhammed dersin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün övgülerin sonunda söylersin. Ey şu sıfata, şu sıfata, şu sıfata şöyle güzelliklere sahip olan Muhammed manasına söylersin. Cenab-ı Hak Kur'an'da ya Musa demiştir, ya Davud demiştir, ya İsa demiştir, ya İbrahim demiştir, ya Muhammed dememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de, kitab Mübin'de beş yerde ismi geçer. Dört yerde Muhammed olarak geçer, bir yerde Ahmet olarak geçer. Hz. İsa aleyhisselama indirilen suhuflarda ve kelamda, Ahmet'in karşılığı olan aramice söz, en yakın olduğu için Arapçaya Ahmet sıfatıyla, oradan naklen Cenab-ı Hak, min ba'd ismihu Ahmet, diyerek Sure-i Saf'ta Ahmet ismi şerifiyle Hazreti İsa'nın kelamındaki rivayeti beyan etmiştir. Diğer yerlerde Ali İmran suresinde efendim işte Ahzab suresinde Sure-i Fetih'te efendim Sure-i Muhammed'de belki şey yapabilirim disan suçması olabilir Muhammed ismiyle geçmiştir. Fakat hep Muhammedur Resulullah ve Muhammedun illa Rasul şeklinde hep Resul ismiyle veya işte Sure-i Ahzab'da olduğu gibi Estaizu Billah ma <laughs> Muhammedun ebâ ehadim min ricalun ve lakin Resulallah ve nebiyin şeklinde hep onun diğer vasıflarıyla zikretmiştir. Fakat ya hitabı yoktur. Ey Muhammed hitabı hiç yoktur. Hatta ben deniz ona üzülüyorum. Tefsir yazıyorlar, meal yazıyorlar. Gul huvallahu ehad. Ey Muhammed de ki nereden çıkartıyorsun ey Muhammed'i? Var mı metinde? Yok. Gul dedi. De ki ey Habibim de, ey Resulüm de, ey Peygamber de. Allah ya Muhammed tabirini kullanmamış Kur'an-ı Kerim'de. Sen mi kalıyorsun onu kullanacak diye sormak icap ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da da bu edebe dikkat ederim. İşte uzatmayayım sözü ara gelmeden tahiyatı bitirelim. Yoksa namazdan çıkamayacağız. <laughs> Esselamu aleyke diye bir kere selamı tahsis ediyor kendisine. Sonra yine o edep çerçevesinde Cenab-ı Hak bize edebi tarif ediyor. E bu edebi de bizden istiyor zaten. Sure-i Hucurat'ta olduğu gibi. Ya Muhammed demiyor. Esselamu aleyke. Ya eyyühen nebiyyü diyor. Ey nebi. Ve rahmetullahi selam senin üzerine olduğu gibi Allah'ın rahmeti ve berekatuhu ve onun bereketi senin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderildi ya. Bunu biz onun lisanı saadetinden ve lisanullah'tan öğrendik ya. İşte o nebi gizlişen, ol fahrü alem, ol rahmetel il alemin ne buyuruyor? Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimize olsun. Yok senin üzerine olsun diyemez. Bak orada ayrı bir şey var sizin dediğiniz gibi olsun Esselamu aleyna bizim üzerimize olsun diyerek selamı alıyor ve ala bizim üzerimize olduğu gibi biz kelimesi de enteresandır ama o bu, buraya sığmayacak burada anlatılmayacak o bizim üzerimize olduğu gibi ve ala ibadillahi salihin ve salih kulların üzerine olsun bütün ibadullahın değil salih kulların üzerine velayet sahiplerinin üzerine olsun Esselamu aleyna da başka bir şey var ama. Sadece Zat-ı Muhammedileri yok. Onu merak edenler hala mailler gelmediği için diğer eski sorulara ait mailler istediğimiz gibi gelmediği için burada buna girmeyeceğiz. Bakalım daha bir eski şeyler sayıları doldursun dinleyicilerimiz. Ona göre bunu da konuşuruz inşallah. Ve ala ibadillahi salihin diyerek Hazreti Fahri Alem kendisine verilen selamı salih ümmetine ve kullarının hepsinin üzerine kabul ediyor. İşte ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde sadece o halifenin zahirini görerek su, toprak, hava, ateş vesaire bunların karışımından bir madde olarak gören melaike Kiram Hazaratı gerek şeytanın vesvesesinden gerek hikmete binaen ne demişlerdi? Ya Rabbi biz sana kullukta yetmiyor muyuz? sen yeryüzünde kan dökücü vesaire şunu bunu yapacak bir şey mi yaratıyorsun dememişler miydi şimdi gördüler ki bunu ilmel yakın biliyorlardı fakat şimdi gördüler ki evet hakikaten de Hazreti Allah yeryüzünde halife yaratma hususunda gerçekten hiç kimsenin bilemediği bir ilme ve gerçekten hiç kimsenin erişemeyeceği bir hikmete sahip olarak yaratmış ve en güzel şekilde yaratmış kulunu yani insanı. Bunu müşahede edenler Resulullah dikkat buyurun. Yani şu saatte uyumayın ara vereceğiz diye. Resulullah Efendimizin nezdinde Allah Teala'nın tecelliyatını ve Allah Teala'nın halifesini ve eşrefi mahlukunu müşahede olarak görüyorlar. Dolayısıyla hepsi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyorlar. Bu şehadet kısmı meleklere aittir. İlk cümle Cenabı Resulullah'a, ikinci cümle Hazreti Cenabı Hakk'a, üçüncü cümle Resulullah Efendimizin selamı alışı, mukabelede bulunuşu. Bu mukabeleyi ve muhaverata şahit olanlar şimdi şahadet mertebesine yükseliyorlar. Ve kelime-i şahadette melekler getiriyor. Namazı kılarken biz bu miracın sırrını yaşayarak e, efendim namazımızı kılmış olmamız icap ediyor. İnsan ömründe bir kere bile şöyle namaz kılsa ona bir ömür boyu yetecek imani feyiz, İslami güzellik kendisine olunur. Abi Miraç bahsini bitirememiştik. Tahiyyat bahsini az evvel aktarmıştık. Evet Miraç'la alakalı olduğu Eyvallah. için tahiyyatı konuşmuştuk. Ve orada dedik ki melekler şahit oldular. Ee, çünkü ilmel yakın biliyorlardı. Fakat aynel yakın gördüler ki nasıl aynel yakın bizim gibi başları yok belki ama onlar müşahede ettiler ki hakikaten şehadet ederiz ki abduhu ve Resulü. sana kulluk böyle oluyormuş senin risaletin böyle oluyormuş diyerek beşerin ahseni takvim üzere yaratılışı ve kerremle tacının giydirilişini ve nefaktu fihi min ruhinin sırrını bizzat görmüş oldular. Kimde? ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde. Şimdi buradan hemen şuna geçelim. Sonra da kıymetli dinleyicilerimizi yorduk. Ee, belki soru yazmakta biraz şey yapıyorlar. Yani e, pek cesaret edemiyorlar ama programdan sıkıldık diye belki mailler yağmaya başlayabilir. Daha fazla da efendim onların e, hakkına tecavüz etmeyin. Fakat şimdi gelelim bir mevzu var burada. Bu da işlenmeden geçilirse yazık olur. Eyvallah. Estağhız billah. Mirac'ın sırrını konuşurlarken işte İsra Suresi'ndeki ayette hemen birinci ayet niye efendim miraca çıktı. Onun sebep kısmını iki hafta evvelki konuşmamızda bahsetmiştik. Fakat iki tane mevzu birazsa hani bir şey böyle öğrenildikten sonra hemen unutmaya yüz tutulur. Yüz tutar. İnsanın fıtratından kaynaklanan bir şeydir bu. Onu tazelemek adına ben deniz sona bıraktım bunu. İki tane hikmeti üzerinde. iki tane neşe, iki tane nükte, latife ne derseniz deyin mesele var. Cenab-ı Hakk'ın ayatı ilmiyesini zaten Sadr-ı Muhammediye'ye indirmekteydi. Fakat bir de ayatı kevniyesine dikkat buyurun. Ayatı kevniyesine ve ayatı zatiyesine mahsus mahrem ayetleri göstermek üzere ayrı bir mekanda belki mekansızlıkta belki zamanın bile üzerine geçmediği uğramadığı bir hususi halde Allahça ilahi bir makamda hususi ayetlerini gösterdi. Nedir onlar bilmiyoruz. Hususiye. ya. Ancak zatı ilahiyeden, akdesten, zatı Muhammediye'ye verecek olan ayetler. Cebrail'in bile arada elçilik yapamayacağı ayetler. İşte diyorlar ki, Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ellezi barekne havle peki bu gece yürütüldü nereden o has abdi hası muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi mescid-i haramdan etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksaya niçin li nuriyahu min ayatina ayetleri göstermek için e bunlar ayet değil mi kuran-ı kerimdeki ayetler e diyorlar ki ayatı kevniyesi kevniyenin hikmetlerini ve ancak ayet zatiye zatının zatına aktarılabilecek olan olan ayetleri göstermek üzere linuri Yahumin ayatina diye tefsir ediyorlar. Öyle olsaydı şu ayet bu ayet şu ayet diye izah edildi ayetlerimizi göstermek için. Bir de ne diyorlar? İşte semavat, semavatın her kat tabakasında ayrı ayrı tecelliler, kıyamete ait sahneler, bunlar da hayatı kevniyeye aittir diyorlar. Bunları göstermek üzere çıkarttı. Fakat bir tefsir de şu, bunu da söyleyeceğiz artık Miraç bahsini daha konuşmayacağız. Sübhanellezi, o Sübhan ki tasdik olunur, her türlü noksan sıfattan tenzih olunur ve tesbih olunur. O öyle bir zat ki, Esra bi abdihi leylen, geceliğin abdihası olan Hazreti Fahri Alemi yürüttü, götürdü. Minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârek havle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ki etrafını mübarek kıldı. Niçin? Li <l> nuri yehû onu göstermek için min ayetine, ayetlerine anlaşılmadı. Bir daha zikredeyim. Hazreti Fahri Alem görsün diye değil. Fahri Alemimi görsün diye ayetlerim. En büyük ayetim olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı alemlere gösterdim diyor. Alemler Muhammed'imi görsün diye çıkarttım. Dinuri Yahumin ayetine. Onu görsünler. O Abdullah'ın yetimi olarak muhitinde öyle binen, beşer ölçüleri içerisinde değerlendirmek üzere öyle bakan veya daha evvelden atası Adem'de kan dökücü vesaire fitne çıkartan beşeriyet diye konuşulan vardı ya şimdi alemler görsün ki bir Hazreti insanın makamını meleklerin bile şehadet edebileceği noktaya gelsin. Meleklerin şehadeti Fahri Alem Efendimiz'de olmuştur. Ekmeni mahlukattır, eşrefi mahlukattır. Eşrefi mahluk insandır, o eşref-i mahlukun ekmeli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. لِنُرْيَهُ min ayatine, Ayetlerimize Muhammed Mustafa'yı göstermek için çıkarttık. Az biliyor muyum? Estağfurullah. Ve inşallah bu veçesiyle bu alemler onu gördüğü bildiği gibi inşallah Cenab-ı Hak da bize yem-i mahşerde Cenab-ı Hakk'a mülaki elediği gibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de görmeyi bütün güzelliğiyle ihtişamıyla görmeyi ille de orada hayrete düşeceksek azaptan değil korkudan değil güzelliklerle hayrete düşmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin diyorum Amin. ve miraçla alakalı daha fazla konuşmayalım dinleyicilerimizi sıkmayalım diye düşünüyorum peki şimdi müfeddata devam edelim sayılı dakikalarımız var zaten evet buyurun Resul-i Ekrem, Taiflilerin insafsız ve adice hücum ve hakaretlerine hedef olduğunda ve Mekke'ye döndüğünde müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde iman ve İslam'ı tebliğden bir an bile geri durmadı. Aksine Taif dönüşü İslam'a davet dairesini daha da genişletti ve kabileleri İslam'a davete başladı. Evet. Bu davanın hızla intişarı şüphesiz sağlam ve seviyeli müntesiplerinin çokluğuyla doğru orantılıdır. Resul-i Ekrem de bu gerçeği göz önünde bulundurarak hem imana davet etmek hem de Kureyş müşriklerine karşı bir kuvvet olarak kullanmak gayesiyle haç mevsiminde Mekke etrafında konaklamış bulunan Arap kabileleri arasında dolaşıyordu. Batılı yok etsin diye Mekkeli müşriklere karşı bir kuvvet olsun diye düşünmek ne kadar doğrudur bilinmez. Fakat şu vardır. Dinin mevzu insan. Yani din Allah'ın dini ama mevzu olarak edindiği saha muhatabı insan. E insanların akın akın geldiği bir vakitte onlara doğru bir şey anlatılma fırsatı varken yani niye anlatılmasın ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her halükarda muhafaza edeceğini Cenab-ı Hak buyurmuş. Şu kadar daha insanı alayım da Mekkelilere karşı bir kuvvet oluşturayım davası olsaydı Resulullah Efendimizin Mekke içerisinde hac mevsimi olsun veya mevsim olmasın. Bu tür yaptığı şimdiki tabirle lobi faaliyetleri efendim belli siyasi partilerin bilinenlerin yaptığı gibi yani şey oluşturma efkar-ı umumiyle kendine yandaş bulma şeklinde sadece propaganda ağırlıklı bir tavır olsaydı Zaten iş bitmişti. Köleleri ayrı ayaklandırırdı. Ezden hanımları ayrı ayaklandırırdı. Bir de oradan as üst ilişkisini falan taktığında bir yandan da diğer devletlerden kendisine talepler vardı. Sahabisine bile var. Gel sana biz burada sultanlık verelim. Mekke'yi, Mekke'nin konumu, e, siyasi durumu, konumu ticari merkez oluşu değişsin diye etraftan her zaman böyle bir teklif alabilirdi Hazreti Fahri Alem. Mekke'nin müşrikleri düşürmek adına Konuşsaydı bunu çok evvelden yapardı. Hayır. Bir kişi olsun hakikate ersin. Bir kişi olsun hakikate ersin. İşte hac mevsiminde de Resulullah Efendimiz hazır insanlar gelirken muhatap olabilecek bu dine insanlar ile sohbet yapıyordu. Onlara tebliğ ediyordu dini. Evet. Görüştüğü kabile ileri gelenlerinin her biri ayrı ayrı bahaneler ileri sürerek İslam'a girmekten uzak duruyorlardı. İçlerinde Müslüman olma arzusunu ishar edenler var idiyse de bunların İslam safına katılmalarına engel olunuyordu. İslam'a davet edilen bazı kabilelerse davete icabet etmedikleri gibi Efendimiz'e hakaretvari sözler de söylüyorlardı. Resulullah'ın dolaştığı yerlere müşrikler de gidiyor, onu adeta bir gölge gibi takip ediyorlardı kabile fertlerinin İslamiyet'ten uzak durmalarında şüphesiz müşriklerin menfi, yalan ve iftira üzerine kurulup propagandalarının da büyük rolü vardı. Resul-i Ekrem her sene belirli mevsimlerde kurulan Ukas, Mecenne, Zülmecaz panayırlarını, bir nevi fuar, gezmeyi, buraya gelmiş bulunan kabilelerle görüşmeyi, halkına Kur'an okuyup onları İslam'a davet etmeyi asla ihmal etmezdi. Ne var ki o bu kutsi gaye ile halk arasında dolaşırken Ebu Leheb de ardı sıra geziyor ve Muhammed atalarının dininden döndü, yalanlar uyduruyor. Ona kan bayın diyor. Halkın kendisiyle temas etmesine mani olmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimiz kabileler arasında dolaşıp tebliğ vazifesinde bulunurken kabilenin bütün fertleriyle değil, çoğu zaman sadece ileri gelenleri, reisleriyle görüşüyor konuşuyor ve İslam'ı onlara anlatıyordu. Çünkü kabile fertlerinin reislerine sarsılmaz bir bağlılık ve hürmetleri vardı. Reislerinin İslam'ı benimsemesi demek tamamının müminler safında yer alması demekti. Bu bakımdan Allah Resulü kısa yoldan netice elde edebilecek metodu takip ediyordu. Evet enteresan güzel tabirler bunlar. Peki devam edelim. Resul-i Ekrem'in bu tarz bir usul takip etmesinde hak ve hakikati tebliğde mühim bir prensibi tespit etmiş oluyoruz. Bu aynı zamanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhametidir. Düşünün. Kendisi Mekke'nin soy bakımından efendim asalet bakımından her bakımdan en yüksek seviyedeki olan zatı ailesi. O da dini kabul ettiğinde etrafı tarafından horlanıyor, hak hakarete uğruyor, her şekilde eziyete maruz kalıyor. Düşünün ki falanca kabileye gitti. O kabileden kenarda duran bir adama bu hakikati anlattı. Hakikati anlattı. O kişi de imana girdi. Ne olacak? Kabilesi tarafından eziyet görecek. Yani onlar zaten sıyaneti Muhammediye'de. Resulullah Efendimiz en kısa yoldan netice almaktan ziyade Tabii ki en kısa yoldan herkes bir şekilde ama burada yani uyanıklık gibi olmaması lazım. bu Yani idrakler böyle anlamamak lazım. Orada da merhameti var Peygamber Efendimizin. Ona söylediğinde kavmi içerisinde mücadele edemeyecek. O verilen dozu belki şey yapamayacak. Zappede. Ya kavminden kopacak, kabilesinden kopacak. O da ayrı bir eziyet. Ya da ne yapacak? halini saklayacak, istediği gibi yaşayamayacak. En önce o kabilenin hepsi toptan Müslüman olması belki düşünülemez. Fakat kabilenin mesulü olan kişi oranın girişinden, çıkışından, şimdiki tabirle ekonomisinden, basınından, bilinmesinden mesul olan patronu var, ağası var, kimse o. Onun en azından onunla konuşulduğunda daha sonra kabilesinden bir kişi bir şey yaptığında bakacak adresi de dönecek adresi de Hazreti Fahri Alem olacak. Sen bana bunu konuşmuştun. Şimdi bu adam da böyle oldu diyecek. Hesap sormak bile istese peygambere gelecek. Burada peygamber efendimizin o sorumluluğu yüklenmesi vardır. En kısa yoldan bu işi halledeyim. Neresi kısa? Yüksek bir adama bir şey anlatmak çok daha zordur. En zor yoldur bu. Gidip herhangi bir devlet reisini düşünün. Herhangi bir müessesenin, holdingin, şirketin şeyini düşünün. Orada herhangi bir ferde davanızı anlatmak mı kolaydır? Oranın patronu olan kişiyi mi çevirmek kolaydır? Söyleyin bana bunun cevabını. Neresi en kısa yol? Kestirmeden yaparsın ama onu köklemek kolay mıdır? Bir hareket yaptığı zaman kaç kişinin şeyini, kaç kişinin kendisine hürmetini, ben bunu kabul edince nasıl duruma düşeceğimi, onun nefsi daha kabarmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmiyorum ifade edebiliyor Sen. muyum meramımı? en kestirme yol değil en zor olanı tercih ediyor Fahri Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatabiliyor muyum? Evet. hak ve hakikate davete mümkünse önce beldenin ileri gelenlerinden hatırı sayılır ve herkesin saygısını kazanmış kimselerden başlamalıdır bir beldenin veya bir kabilenin ileri gelenlerinin Hak ve hakikati kabul etmesi, şüphesiz halkın da süratle aynı davayı benimsemesini kolaylaştıracaktır. Burada bu tebliğ metodunu takip ederken Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zahiri konumunu da göz ardı etmemek lazım. Mekke'nin eşrefi, yani Mekke'nin eşrefi sıfatıyla gidiyor. E şimdi ben de bunu öğrendim, sünnet-i seniye tabi olayım falanca memlekete geldim. Hele getirin şu başbakanı bir konuşayım diyemezsin sen. Başbakan seviyesinde bir adamsan kendi memleketinde sen konuşacaksın. Senin daha yoldaki muhallendeki adama muhtara çözün geçmezsen kalkıp da bakanlara bilmem ne tebliğ edeceğim diye kalkarsan olmaz o. O tebliğ metodunda yanlışlık o. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neseben, neslen, aslen, asaleten soy bakımından da konum bakımından da zahiri Mekke'de eşrefi yüksek kavminin bulunduğu kabilenin soyun da aynı zamanda Eftali ve Ekrem'i. Anlatabiliyor muyum? Lider konumu var. O lider konumuyla konuşması şey. Sahabinin, var mı başka sahabi gidip de efendim kabile reisiyle konuşan? Hayır. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben sünneti seneyi tatbik edeceğim diyor adam. Gidiyor. Ne bileyim şu, şu tahsili yok, şu konumda değil, bu, bu bilinmede değil. Tebliğ edeceğim davasıyla gidiyor bir tane profesörü, bilmem nelerin yöneticisini, ben sana şimdi imanı tebliğ edeceğim. E kardeşim senin konumun ne? Sen de olacaksın o, o seviyede bir adam, o konuşacak onu. Sen kendine göre bir diş geçireceğin, konuştuğunda senin seviyende olduğunu düşündüğün insanı irşad edeceksin, irşad etmen lazım. Sünnet olan o. Anlatabiliyor muyum? Sünnet olan o. Bunun en bariz şekli de Hendek gazasındaki mescitlerin bulunması, karagahların farklı farklı olması meselesidir. Bir ayırım, bir kast ilişkisi yoktur. Ama mesela hanımları tebliğ ederken Fa Fatma Validemiz orada. İşte bilal Habeşi mescidi var mesela. Kölelerin derdini biliyor, siyahi olan insanların durumunu biliyor, onlara sohbet açıyor mesela. Hem huzurda gidiyorlar, Resulullah Efendimiz'in huzurunda bulunuyorlar. Sonra ne demek istedi, ne yapmamız lazım, hayatımıza uygun neler yapacak dediğinde onun adeta ders başı gibi, o cemaat başı gibi Bilal-i Habeşi Efendimiz oraya koyuyor. Yani bu çok önemli bir hadisedir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekildedir. Evet. Eyvallah. Ee, yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Hatta hızlı hızlı geldik galiba bu sefer. Cenab-ı Hak taklitlerimizi tahkik eylesin. Amin. Hakikati Muhammediyeden bizlere haberdar eylesin. Bizleri dinleyen kardeşlerimizi, biz konuşan bu e, aciz dille kardeşlerini... ...Cenab-ı Hak inşallah... ...aff ve mağfiret eylesin. Affettiği, mağfiret ettiği kullarından eylesin. Ee, bu arada... ...hüsnü muameleyle... ...hüsnü zanla... ...bizlere mukabelede bulunan kıymetli dinleyicilerimizi de... ...Cenab-ı Hak... ...hüsnü zanlarını boşa çıkartmayacak şekilde... ...onları da bizleri de... ...kamiller zümmesine dahil eylesin. Dünyada ve ahirette... ...sevdiklerimize, sevenlerimize... ...hatta sevmediklerimize bile varsa... ...olmaması lazım ama sevmediklerimize karşı da Cenab-ı Hak bizleri mahcup eylemesin. Tamam. İnşallah Cenab-ı Hak maddi ve manevi rızıklarla merzuk ederek iki cihanda bizi mamur eylesin, memnun eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.